de yüklenmiş bir vaziyette giriyor. Ona ilham oluyor. Demek hayvanın vazife aslesi taallümle tekemmül etmek değildir. Çalışmak da kemale ermek değildir. Ve marifet kesbetmek de bir beceri sahibi olmak da terakki etmek değildir. Ve aczini göstermekle medet istemek, dua etmek değildir. Belki vazifesi istidadına göre, kabiliyetine göre, bu dünyadaki görevlendirdiği vazifeye göre taammüldür. Yani çalışmaktır, amel etmektir, ubudiyeti fiiliyedir. Fiili bir tarzda kendisine fıtri olarak Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu vazifeyi yapıp kulluğunu o tarzda yapmaktır. Çünkü emri ilahiyeye tabi olmak kulluksa, hayvanın kulluğu kendi vazifesini yapmak, ne bileyim güneşin kulluğu da işte o ateşi yakmak ve dünyayı, gezegenleri ısıtmaktır. İnsana geldiğimizde farklı. İnsan tamamen ayrılıyor. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç. Hiçbir şey bilmeden geliyor. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil, hatta 20 senede tamamen şerait-i hayatiyeyi öğrenemiyor. 20 senede hayatın şartlarını öğrenemiyor. Belki ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip 1-2 senede ancak ayağa kalkabiliyor, 15 senede ancak zarar ve menfaati fark eden, hayat-ı beşeriyenin yani sosyal hayatın muavenetiyle, yardımıyla ancak menfaatlerini celp ve zararlarından sakınabilir. Demek ki insanın vazife-i fıtresi, yani neredeyse bir ömür boyu çevresinin desteğine ihtiyaç var. Çocukluktan çıkması bile, yani kendi başına artık hareket edebilir dediğimiz noktaya gelmesi bile 15, 16, 17 derece. Hatta o noktada bile sürekli eliniz, kanatlarınız, anne babanın ve çevrenin onun üzerinde oluyor. Niye? Hayatın şartlarını yapmak o kadar kolay değil. Bakın insan farklı, insan farklı bir surette gönderir. Sadece buraya baktığımız bile hayvanla dünyaya gelişlerindeki farklar, hayvanla insanın farklı vazifelerle bu dünyaya gönderilmiş olduğunu, vazifelerinin farklı olduğunu anlıyoruz. Demek hatta bir husus daha var burada ifade etmek lazım. Hayvana bütün şartları öğrenmiş olarak geliyor. İnsan bu dünyaya geldiğinde bir bebeğe baktığımızda bilgi sıfır olarak geliyor. Sadece ona yüklenmiş bir bilgi ihtiyacı olan emme refleksidir. Emme ve arama refleksi. Yani memeyi araması için şuralara dokunduğunuzda bir arar, tutulmaya çalışır ve şeyi tutar ve bir de tuttuktan sonra emmeye başlar. Bir refleks olarak da böyle bir refleksle geliyor. Çünkü ihtiyacı olan sadece bu kadar. Böyle sadece bu kadar bir bilgiyle yüklenmiş olarak geliyor. Ondan sonrası yavaş 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 ona öğretiliyor. O öğreniyor. Adeta alemi şerh edilmiş bir surette alemin bütün kavramlarına, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bütün sanatlara yavaş yavaş nüfuz eder tarzda, adeta yavaş yavaş dersini çalışır bir surette öğrenerek büyüyor. Hayatı da zaten bu şekilde geçiyor. Evet, bir şey daha var. Mesela bütün hayvanlar kıyafetli olarak gelirler dünyaya. Bütün hayvanlar ihtiyaçları olan bir elbiseyle bu dünyaya gelirler. Sadece insan çıplak olarak gelir. Sadece insan. Bakın her şeyiyle fıtri bir yaratılış tarzı bile bize diyor ki bu insan farklı. Bu insan farklı. Diğerlerinden ayrı bir vazifeye gerek. Demek ki insanın vazife-i fıtriyesi talimle tekemmüldür. Dua ve ubudiyettir. Dua etmek, istemek ve kulluktur. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşrikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum ve idare ediyorum bilmektir. Çünkü düşünsenize, işte az önce söyledik, her şey boş olarak insan dünyaya geliyor, her şeye ihtiyaç var. İhtiyacı olan her şeyi
yanı başında en mükemmel bir tarzda buluyor. Bir bebek aç bir vaziyette hemen annesinin sinesinden kan ve fışkı ortasına harikulade bir süt gönderildiğini görüyoruz. Ve o yürekten, o sineden muhteşem bir şefkatin o çocuğa aktığını görüyoruz. Sonra etrafımıza bakıyoruz, rızka ihtiyacımız var. Umulmadık yerlerden, hiç beklemeyeceğimiz bir yerden, çamurun ortasından Cenab-ı Hak bir kapı açıp rızkımızı gönderiyor. Odun parçalarının üzerine rızıklarımızı takıp en latif bir surette adeta gayetten bize uzatıp rızkımızı veriyor. Suya ihtiyacımız var, bir boşluktan sularımız gönderiliyor. Işığa ihtiyacımız var, tepemize devasa bir güneş yaratılmış, her sabah dünyamızı bir taraftan doğuyor, öbür taraftan batıyor, bizi aydınlatıyor, bizi ısıtıyor, yiyeceklerimizi pişiriyor. Ne bileyim işte atmosferimizin belirli bir dengeye ihtiyacı var. Ay yakınımızda yaratılmış, o gergit hadiseleriyle denizler çalkalandırılıyor. Meteorolojik hadiseler bir denge içerisinde oturuyor. Her birisinin bir vazifesi var. Jüpiter yakınımızda takılmış devasa bir şeyle dünyamıza gelen gök taşlarını kendisine doğru çekip dünyayı koruyor. Ne bileyim, güneşten gelen kozmik ışınlara karşı korunmanız lazım. Dünyanın çekirdeğine bir şey takılmış, devasa bir demir kütlesi, onunla manyetik bir alan oluşturulmuş, onlar uzaklaştırılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ozon tabakası atmosfere takılmış, o ışıklar süzülüyor. Zararlılar tutuluyor, faydalılar geliyor. Yıllarca önce, 4-4,5 milyar yıl önce dünya daha küçük bir vaziyette. Güneşin daha yakın bir yörüngesinde bir T denilen bir şeyle kafa kafaya çarpışıyor. Gezegende kafa kafaya çarpışıyor. Ondan önceki vaziyetinde dünya hayat için uygun kütlede artı ekseni doğru değil. Hani mevsimlerin yaratılması için belirli bir eğikliğe ihtiyacı var. Öyle değil. Kütlesinde demir yok. Ama başka bir gezegen geliyor, kafa kafaya çarpışıyorlar ve birleşiyorlar. Onun çekirdeğinin içerisinde şu an ihtiyacımız olan demir var. O dünyaya demiri aktarıyor. Dünyanın eksik kütlesini onunla tamamlıyor. Çünkü bu dünyanın yörüngesinin güneşten uzaklığını dünyanın kütlesi belirleyecek. Belirli bir kütlede olması lazım. Eksiğini o tamamlıyor. Bu çarpma etkisiyle dünya şöyle başı, Mevlevilerin başlarına eğmesi gibi hafif eğiliyor, onunla mevsimler yaratılıyor. Bu esnada dünyadan bir parça kopuyor, ay yaratılıyor. Dünya çok hızlı döndüğü için o ay dünyayı frenliyor, yavaşlatıyor ve günümüzün 24 saate gelmesini sağlıyor. Çünkü 24 saat olmadığı takdirde yine atmosferik olaylar, gece gündüz farklarından dolayı yine hayat olmayacak. Bakın öyle bir yaratılış var ki, her şey böyle inceden inceye hesap edilerekten misafirleri için bu dünya hazırlanıyor. Ve neye ihtiyacımız varsa bakıyoruz, buluyoruz. Hepimizin vücudunda mikro seviyelerde lityum var. Mikro seviyelerde selenyum var. Atıyorum, bunları eser elementleri diyoruz. Nereden satın alıyorsunuz? Mesela selenyumu nereden satın alıyorsunuz? Bileniniz var mı, ihtiyacım var? Yok. Haberimiz bile yok. Ona ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz. Mikrogram seviyelerinde. Ama yiyeceklerimizin içerisinde Cenab-ı Hak neye ihtiyacımız varsa hepsini onunla gönderiyor. Demek ki insan böyle farklı bir vaziyette dünyaya gelip adım adım yavaş yavaş taallümle tekamül etmek suretiyle etrafı tanıyacak, etrafı bilecek, Cenab-ı Hakk'ın sanatını, yaratmasını, kendisine olan ikramını, esmasını, tecellilerini görecek, tanıyacak, tadacak, tartacak, anlayacak ve onunla Rabbine kulluk edecek. İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin maksadı bu. Yoksa hayvanlar gibi gelsin, bir vazife için sabahtan akşama kadar koştursun, akşam yatsın, sabah kalksın, aynısını yapsın, hayatını bu şekilde geçsin, ölsün gitsin. Bu değil. Bize insanın bu dünyaya gönderilişi böyle bir vazifeyle gönderilmediğini fıtri olarak gösteriyor. Yani diyor ki bu farklılık bile kimin merhametiyle böyle hakimane idare olmuyorum, kimin keremiyle böyle müşrikane terbiye olmuyorum, nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazininane besleniyorum ve idare ediyorum bilmektir.
ve binden ancak birisine eli yetişmediği hacatına, ihtiyaçlarına dair kadriyle hacata, yani o ihtiyaçları gideren zata lisanı acz ve fakr ile, aczin ve fakrın lisanı ile, diliyle yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. Yani aczin ve fakrın, acizliğin ve fakirliğin cenahlarıyla makamı âlâ-yı ubudiyete, kulluğun o yüce makamına uçmaktır. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin, bütün hakikat ilimlerinin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Allah'ı bilmektir. Az önce söyledi ya, kimin merhametiyle böyle müşrikane besleniyor? Kimin merhametiyle bu atmosfer benim başıma koruyucu bir dam olarak yaratılmış? Kimin lütfuyla dünyanın çekirdeğine devasa bir demir kütle konup manyetik bir alan yaratılmış? Kimin ihsanıyla dünyanın başı hafif şöyle eğik bir vaziyette yaratılarak mevsimlerin oluşmasına, daha doğrusu yaratılmasına ve hayatın bu şekli hazırlığıyla yaratılmasına şey olmuş. Bunu bilmektir işte marifetullah ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Ve onun üstün esası, onun temel esas noktası da iman-ı billah'tır. Allah'ı bilmektir. Sıkıcı olmuyor inşallah değil mi? Böyle bir sessizlik efendim. Evet. Hani biraz daha böyle şey olursa inşallah uyutmuyorum. Almışsınız, ötüyorsunuz. Allah razı olsun. Yani biz de kafadan çekirdik yani. Evet. Günümüz toplumuna da bakınca hayvanların vazifesi sabit. Yaratılıştan kabiliyetli bir şekilde geliyor. İnsan yapıyor ama anladık ki ya biz sırf o kabiliyet için yapıyoruz. Diğer şeyler unutuyoruz. Farklıyız evet. Yani. Farklıyız. Yani farklı, ya her halimizde farklı dedim ya, dünyaya gelişimizde elbisesiz gelen tek varlık. Bir farklılık var, bir böyle bir alamet var. Sen farklısın diyor. Hiçbir şeyi bilmeden bir vaziyette gelen ama en harikulade bir şeyde, bir ihtimalle beslenen de yine o insan. Ya her halinden hani birisinin böyle uzaktan büyük bir sultanın gelişi, daha uzaktan bir de gelişinden belli olur ya, her şeyde insanın gelişinden bu kainatta farklı olduğu, bu kainatın sultanı olarak yaratıldığı, farklı bir vazife ve kıymetli bir makamla yaratılmış olduğu, hayvanlar gibi sadece hayatını idame ettirmek, yemek, içmek, çoğalmak gibi bir vazifeyle gönderilmemiş olduğu çok açık bir şekilde gözüküyor. Evet. Hem insan nihayetsiz acziyle, burada aç ve fark kavramları da uzatmamak için söyleyebilirim, sadece dikkatinizi çekmek için. İnsanın iki özelliği vardır. Bir, düşmanları vardır. İki, dış dünyada ihtiyaçları vardır. Düşmanlarına karşı şey yapmak için bir kudrete ihtiyaç duyar. İhtiyaçlarını gidermek için bir servete ihtiyaç duyar. Ama İnsan bunu ikisinden de noksan bir surette yaratmış. Yani düşmanlarına karşı kuvveti yok, yani aciz. İhtiyaçlarına karşı da serveti yok, yani fakir bir surette yaratmış. Şeyi arttırılmış, yani katmerli bir surette hem sonsuz bir ihtiyaç verilmiş ama ona karşı elinde hiçbir şey yok. Nihayetsiz bir düşmanlar yaratılmış her tarafına, her şey hayatını tehdit eder bir surette, bir vaziyette ama elinde hiçbir iktidar yok. Yani aczi ve fakrı arttırılmış gibi. Bu şekli bile ilginç. Bu şekli bile. Bu insana bir şey mi, bir gat mı yapılıyor, bir gazap mı yapılıyor? Halbuki öyle değil. Yani insanın özellikle fakrı arttırıyor, ihtiyaçları ziyadeleştiriyor. Düşmanları nihayetsiz ama son derece aciz bir surette yaratılıyor olmasında da bir hikmet var. İşte hani bu dünyaya gönderilmesindeki maksat iman ve duadır dedi ya,
İşte ondan dolayı. Yani Rabbine sığınmasına ihtiyacı var. Rabbine sığınır bir vaziyette yaratılmış. Efendim buyurun. Mesela Musa Aleyhisselam'ın mesela Asya annemiz var. Evet. Mesela orada La İlahe İllallah Musa Aleyhisselam'ın bir haseni sahne yaşıyor. Benim hanımı. O şeyi bırakıyor şu an, o hayatı bırakıyor. İman ediyor ve şehit oluyor. Evet. Yani dedi de dua ve iman. İman işe yazıyor işte. Evet, evet. O yüzden dediğiniz gibi yani biz niçin geldik? Aynen. Hem insan nihayetsiz aczi ile nihayetsiz beliyata maruz ve hadsiz adanın, hadsiz düşmanların hücumuna müptela ve nihayetsiz fakriyle beraber nihayetsiz hacata, nihayetsiz fakriyle beraber nihayetsiz ihtiyaçlara giriftar ve nihayetsiz metalibe muhtaç, nihayetsiz de metalibe yani arzularına muhtaç olduğundan vazife-i asliye fıtresi, asıl vazifesi, yani yaratılıştaki asıl vazifesi İmandan sonra duadır. Dua ise esası ubudiyettir. Yani bir taraftan mesela hayvanlara bakın, hayvanların ihtiyaçları o kadar fazla değil. Hayvanlar sadece rızkını isterler. Karnını doyurduktan sonra başka bir şey istemez. İnsanın karnını doyurunca bir insan doymuyor. Hani insanın gözünü toprak doyurur derler. Doymak bilmiyor. Yani 10 tane arası olsa 11.yi teklif etseniz hayır demez. Sadece bu dünyayı istemek, bir bu şeyin başında söylediğim, bir çiçeği istediği gibi bir baharı da ister. Bir baharı istediği gibi pislik ve arzuları burada da sınırlı kalmıyor, cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmek istediği gibi kainatın sultanını da görmek istiyor. Yani duyguları, istidatları o kadar sonsuz bir surette yaratılmış, sonsuzluğu ister bir surette yaratılmış ki, belli ki sonsuzluk ona verilecek. Ama sonsuzluğun kapısı işte kendi gücü ve kuvvetinde değil, Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısını çalmakta. İnsan o kapıyı çaldığında, yani kulluğunu yaptığında ki onun esası duadır, o dua ise esası ubudiyettir, kulluğun esası ve temelidir. Burayı atlamayı düşünüyordum ama bir paragraf hemen okuyarak geçeyim, burası güzel çünkü. Nasıl ki bir çocuk eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister, yani ya fiili ya kavli sözde, lisan acziyle bir dua eder, maksuduna muvaffak olur. Öyle de insan bütün zihayat alemi, hayat sahiplerinin içinde nazik, nazinin nazdan bir çocuk hükmündedir. Rahman-ı Rahim'in dergahında ya zaaf ve acziyle ağlamak veya fakr ve ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Ta ki makasıdı, maksatları ona musahhar olsun veya tesirin şükrünü edersin. Bu kadar kainatın kendisinin emrine konulmuş olmasının şükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten vaveyla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben kuvvetimle bu kabili tesir olmayan, 1000 derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri tesir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfrana nimete sapmak, İnsaniyetin fıtratı asliyesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendini müstahak eder. Öyle değil mi? Yani söyledik ya, yediğimiz, içtiğimiz hayatımız için gerekli olan her şeye bakın, yaratıldığımızda hepsi hazır bir surette burada bulunuyor. Ve yine Cenab-ı Hakk'ın adetullah noktasına alıyoruz, işliyoruz filan, ondan dolayı kendimize mülk edinmeyeceğiz. Hayır ya, ya bir bakın. Yine başka yerlerde de söylediğim gibi toprağı Cenab-ı Hak rahmet kapısı diye tarif eder. Rahmet kapısı. Yani toprak rahmet kapısıdır ve her şey bize ait, hayatımıza ait olan her şey toprak kapısından geçip bu dünyaya gelir. Hatta biz de toprak kapısından geçip geliriz. Yani ruhumuz toprak kapısından geçer gelir. Ne yapar? Topraktan yapılma bir bedenin içerisine girer, bu dünyaya gelir ve bu hayatı yaşar. Yiyeceklerimizin tamamı o toprak kapısından gönderilir. Kıyafetlerimizin tamamı ya yüldür, ya petroldür, ya pamuktur. Bakın hepsi toprak kapısından bize gönderilir. Biz alırız, sadece onu işleriz. Anlatabiliyor muyum? Yediğimiz, içtiğimiz ne varsa sularımız toprak kapısından bize gönderilir. Gökten gelir, yerin altında bir takım maddelerle karıştırılır o toprak kapısından. Hepsi bu şekilde rahmet kapısından bize. Bu etrafımızdaki her şeyin hazır yapılmış bir surette ve ikram edilmiş olur bir surette ki bu bizim üzerimizdeki bu ihtimamı, bu rahmeti, bu şefkati, bu keremi görmeyin. Küçücük işte yine Cenab-ı Hakk'ın vazife derdiyle o suyu bu kabın içerisine koyduk diye suyu ben getirdim sana ikram ediyorum gibisinden bir
şeyin içerisine girdiğimizde ve bu lütfuna sahip çıkmaya kalktığımızda o zaman Karun gibi bir vaziyete düşeriz ki işte buradaki ifadeyle şiddetli bir azaba kendisini müstahak eder ki hani dersin başında demiştik ya iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife yasası iman ve duadır. Devamında küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder demiştik. Yani nankör canavar bir hayvandır. Evet. Daha konuşulacak çok şey var ama yani benim de burada yapacağım ders daha var. Onun için de burayı geçiyorum. Bu 23. sözde birinci mefasta 4. noktaydı. Şimdi 5. noktayı da inşallah birlikte okuyalım. Yine dua konusunda iman duayı bir vesile-i kat'i olarak iktiza etti. Yani iman duayı bir vesile-i kat'i, kat'i bir vesile olarak iktiza etti. Ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istedi. Yani insanın fıtratı da şiddetli bir surette duayı istiyor. Niye? Az önceki okuduğumuz gibi insanın ihtiyaçları sonsuz, düşmanları nihayetsiz ama ona karşılık sonsuz bir acz ve sonsuz bir fakirlik içerisinde yaratılmış. Böyle bir suretteki insanın mutlak bir surette bir noktayı istinat araması. Yani fakrını giderecek, düşmanlarını ne edecek birisine, bir kuvvete, bir kudrete, bir gınaya ihtiyacı var. Böyle yaratılmış. İşte yaratılış vazifemiz bile sen dua için yaratıldın. Sen rahmetin nihayetsiz, gücü hadsiz, kudreti sonsuz olan bir kuvvete iltica etmek için, ona yalvarmak için, ondan medet istemek için, onun için yaratıldın diyor bizim yaratılış halimiz bile. Fıtratımız bile bize bunu söylüyor. Onun için Bediüzzaman Hazretleri diyor ki akıl saniye unutsa bile kalbi unutmaz. Niye? Çünkü daima bir noktayı istidat arayış. Kafir bile olsa, aklı unutsa ve reddetse bile bütün duyguları ve bütün kalbiyle bir noktayı istidat arar. Hayatın yükü karşısında, hayatın zorlukları karşısında, ihtiyaçları karşısında, talepleri karşısında, yerine getiremediği, gücünün yetmediği işler karşısında, hayatın zorlukları karşısında bir noktayı istinat arar. Neden bugünkü toplumumuz bu kadar asabi, neden bugünkü toplumumuz bu kadar gergin, bu kadar stresli, bu kadar anksiyete yaşıyor? Çünkü bu yalnızlığı yaşıyor. Rabbini unuttuğu için, nokta istinadını kaybettiği için o nokta istinadını o dayanak noktasına diyor. Yani Cenab-ı Hak dikkat edin kalpler sadece Allah'ı anmakla mutmain oluyor. Ancak onunla tatmin olabilir. Kalpler Allah'ı unuttuğu için tatmin olamıyor. Tatmin olamadığı için acıkmış bir mide nasıl kıvranırsa kalpler kıvranıyor. O da toplum hayatına anksiyete olarak, gerginlik olarak, asabiyet olarak huzursuzluk olarak yansıyor. Evet, iman duayı bir vesile-i kat'i olarak iktiza etti ve fıtrat-ı insani onu şiddetle istediği gibi Cenab-ı Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde? Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّ الْاَوْلَى دُعَيْكُمْ فَرْمَانِ ediyor. Duanız olmasa sizin ne ehemmiyetiniz var? Yani ben sizi dua için yarattım. Yani bana yalvarın, yakarın, benden isteyin, ben de size vereyim diye yarattım. Ne müthiş bir şey aslında. Hem اُطْعُونِ اَسْتَجُبْ لَكُمْ Yani bana dua edin, size cevap vereyim. Bana dua edin, size cevap vereyim emrediyor. Eğer desen, şimdi hepimizin en çok merak ettiği noktalara geldik. Eğer desen, birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir, her duaya cevap var ifade. Her duaya cevap var. Yani ne olursa olsun, bakın çok absürt bir dua. Ben uzayda uçmak istiyorum diye dua. Emin olun o duaya cevap var. Evet, bununla da alakalı 3. bölüm dediğim yerde bir yer okuyacağım. İnşallah süremiz yeterse. Her duaya cevap var ifade ediyorum. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Her dua için cevap vermek var. Hiçbir duamız karşılıksız kalmıyor. Cenab-ı Hakk'a. Fakat kabul etmek, hem aynı mahlubu vermek, hem aynı istenilen şeyi vermek, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır, ya hekim bana bak, hekim nefeyik der, ne istersin cevap verir. Çocuk,
şu ilacı bana ver. Hekim ise ya aynen istediğini verir, ya onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir, ya hastalığına zarar olduğunu bile hiç vermez. Bakın burada dikkat edin. Hekim cevap verdi ve hekimin cevap verdiği çocuk için en iyisi. Yani istediğini vermesi de en iyisi, istediğini vermemesi de en iyisi çünkü onun için en iyisi olduğu zaman vermiyor. Ya da istediğinden daha kötüsünü vermiyor, kural bu. İstediğinden daha iyisini. İşte Cenab-ı Hak hakim-i mutlak, hazır, nazır olduğu için ahdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini, yani yalnızlık, kimsesizlik de sen yalnız değilsin. Dua ediyorsun, işittin ve cevap verdin. Merak etme, ben seni işitiyorum. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın heva perestane ve heveskerane takibiyle değil. Şunu istiyorum, senin için iyi olup olmadığı belli değil ki. Yani şımarık çocuk gibi ayağımızı yere vurup onu isterim, onu isterim, onu isterim. Böyle değil. Cenab-ı Hak ona verir. Diyelim ki bir çocuk var, yani bir hekim olmak gibi var. Şeker hastası, ayağını yere vuruyor, tatlı istiyor. Ama o tatlıyı vermeye ona rahmet değil, ona büyük bir şeydir, azap. Anlatabiliyor muyum? Evet. Demek ki vahşet ve kimsizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla onu ünsiyete çevirir. Fakat insanın hevaperestane ve heveskerane tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbaniye'nin iktizasıyla ya mahlubunu, ya arzusunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir, bir kulluktur. Ubudiyet ise semeratı, neticesi uhreviyedir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. Bu bakış açısı çok önemli. Demek ki duaya ihtiyaç olunan vakitler duanın vakitleridirler. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. O maksatlar gayeleri değil. Yani asıl gayesi dua etmek için dua etmektir. Duanın asıl maksatı sadece dua etmektir. Çünkü duada büyük bir iman var. Dua ederken biliyorsunuz ki birisi var. Beni işitiyor. Benim derdimi biliyor. Bana cevap veriyor. İşte o kulluk budur. O Rabbi tanımak budur. Kendinin Rabbinin huzurunda olmak budur. Bediüzzaman Hazretleri bir kulun çağrısı varmış. Yıllarca dua ediyor ki hiçbir. Sonra anladım ki diyor. Bu kulun çağrısı şifa vermek için değil, dua ettirmek için verilmiş. Çünkü o vesile arasıyla Rabbini tanıyor. Rabbini hatırlıyor. Rabbine yöneliyor. Rabbinden istiyor. Bizatihi o hal, o dua hali yeterince büyük bir lütuf zaten. Şey evet. Diyebilir miyiz? Evet. Dua, tevhidin en zirvesi. Çünkü en gizli hatırat kalbine işitiyor diyor ya. Evet. Her an onu o zaman gördüğünü, hani işittiğini hissediyor. İhsan makamı var ya, evet, o seni görmese bile, sen onu görmese bile o seni görüyor, huzurunda olduğunu hissetme. Evet. Duada tevhidi tam yaşıyorsun dediğiniz. Birisi var ve beni işitiyor. Niye? Değilmesiniz böyle boş boş konuşuyorsunuz. Ya aptal gözle bir şey. Niye? Boştan konuşmuyorsunuz ki. Karşında birisi var. Gücü kudreti her şey yeter. Rahmeti, keremi, ikramı, ihsanı sonsuzdur. Ve ondan istiyorsun. Büyük bir iman, büyük bir tevhid ve büyük bir kulluk. Hem dua bir... Evet. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve dua yağmuru getirmek için değildir. Yani dua ettik, yağmur gelsin diye. Bizzati maksat o değil. Yağmursuzluk vakti, yağmur duasının vaktidir. Eğer sırf o niyetle, o dua, o ibadet halisi olma, eğer sırf o niyetle olsa, sadece ve sadece kulluk için değil de, yağmur yağdırmak için olsa, o dua, o ibadet halisi olmadığından kabule layık. Allah için olmuyor. Allah için oluyor da çok halis olur. Biraz menfaat etsen olur. Çünkü tam kullukta kendinden geçmek var, nefsinden geçmek var, dünyadan geçmek var, kendi istek ve arzularından geçmek, sırf rıza ilahi yönelmek var. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir.
hem güneşin ve ayın tutulmaları küsuf ve usuf namazları denilen iki ibadet mahsusların vakitleridir. Yani gece ve gündüzün yani ay tutulması ve güneş tutulması da kılınan namazlar onları açmak için değil. Yani güneş açılsın, ay açılsın diye değil. O vakti, akşam namazının vakti gibi işte güneş tutulur, güneş tutulması namazının vakti gibi artık onu iş yapmadan ay tutuldu işte küsuf namazının vaktidir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikahlanmasıyla, örtülmesiyle bir azamet-i ilahiye ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla, yani astrolojik ilminin hesabıyla muayyen olan, belirli olan ay ve güneşin kusuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Evet, bir paragrafı atlıyorum, öbür şeylere vakit kalsın diye. Demek dua bir sırrı ubudiyettir. Demek dua bir ubudiyet sırrıdır, bir kulluk sırrıdır. Ubudiyet ise halisen diveçli laf olmalı. Ubudiyet ise halisen sadece Allah rızası olmalı. Yani yalnız acizini ishal edip, yalnız acizliğini ishal edip dua ile ona iltica etmeli, rububiyetine karışmamalı, tedbiri ona bırakmalı. Sen derdini söyledin, bir de Allah'a ne yapacağını öğretmeye kalkma. Derdini söyledin ve o işitti, o sana cevap veriyor, o zaman bırak, tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli, rahmetini itham etmemeli. Evet, hakikati halde, ayat-ı beyinatın beyanıyla sabit olan, evet, hakikati gerçekte, ayetin beyanıyla sabit olan bütün mevcudat her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususu ibadet, birer has secde ettikleri gibi bütün kainattan dergah-ı ilahiye giden bir duadır. Burası da son derece önemli arkadaşlar. Evet, demek ki bütün mahlukat kendi tarzında, kendi usulünce, kendi şekliyle bir hususu ibadet yapıyor, bir secde halinde bulunuyor, bir dua halinde bulunuyor ki bütün kainattan dergah-ı ilahiyeye giden bir dua. Aslında kainatın bütün hali ve bizim her anımız bir duadan ibaret. Biraz sonra bunu açacağım nasıl olur. Bir dua halinden ibaret. Bu dua halini, fıtri olarak çoğunun bu dua halini bir fark edebilsek, biz sürekli bütün mahlukat ve biz, hayvanlar, yıldızlar, gezegenler, atomlar, insanlar, melekler, hepsi sürekli bir dua halinde ve bu dualarına bir cevap verilme halini yaşıyorlar. İşte burada duaların çeşitlerini Bediüzzaman Hazretleri ifade ediyor. Neymiş? Bakalım burada nasıl oluyor? Ya istidat lisanıyla da, yani bir duanın çeşidi var, istidat lisanıyla duadır. Yani bütün mahlukat, İstidatları ve kabiliyetleri neyse onun için, onların o hali bir dua. Burada biraz böyle uyku ağrı görmeye başladı. Sıkılmaya mı başladık arkadaşlar? Efendim? Biraz uyanalım diyeceğim. Şimdi bak burası ilginç. İstidat lisanıyla dua ne demek? Yani biz biliyoruz kendi dualarımız, kalbi dualarımız vesaire var da istidat lisanıyla dua. Fikri olan var mı? İstidat lisanıyla dua nasıl olur? Potansiyeli. İneğin potansiyeli süt var. Nasıl dua alıyor? Yani nasıl dua alıyor? Yani sütü verince onun vazifesi yerine tamam, yapıyor. Yani nasıl dua alıyor? Yani istemek ya, dua istemek ya. O fiili bir dua galiba. Ama istidat fiili duadan farklı. O biraz sonra bir şeydir. İstidatın gereğini yerine getiriyor. Ama işte sanki bana şöyle diyor. İstidat bütün mahlukatı söylediği gibi bir potansiyelini Cenab-ı Hak yaratır. Bu kainatın içerisinde bir adetullah kanunlarıyla bir istidat eder. Mesela elektron istidadı proton etrafında dönmek. İneğin süt vermek için. Ama bu istidadı harekete geçirmek için ilim olaraktan böyle takdir edilmiş. Çünkü kanun bir ilimdir, öyle değil mi? Bir emirdir. Ama bunu harekete geçirecek bir kudrete ihtiyaç var. Anlatabiliyor muyum? Kudrete ihtiyaç var. Kudret Cenab-ı Hak'tandır. O kudretin harekete geçmesi için o istidat hali cüz-i irade.
hayır, cüz-i irade yok. Cansızlar için bile, elektron için söylüyorum, bakın dikkat edin. O istidat hali, istidadıyla bir dua ediyor. Ya bekliyor arada. Elektron diyor ki, ya Rabbi, benim çekirdeğin etrafına dönmek için yarattığım, ama benim gücüm yok. Benim gücüm yok, ben dönemem. Beni yan diyor. Kudretini tecelli ettir ve ben onun etrafında döneyim. O duanın, o istidat halinin arkasından kudret tecelli eder, elektron dönmeye başlar. Biz genellikle materyalist felsefenin telkinleriyle biz bunları doğal özellikleri gibi görüyoruz. Elektron doğal özellikle döner. Hayır, hayır, hayır. Dönmek oradaki etrafında dönebilmesi için bir kudrete ihtiyaç var. Oradaki kudret Cenab-ı Hakk'ın kudretidir. Cenab-ı Hakk'ın kudretinden kudreti tecelli etmediği takdirde elektron ne varlık halinde kalabilir ne bir milimetre hareket edebilir. Anladın mı? İşte o elektronun dönüyor olması, onun adetullah kanunlarının içerisinde öyle bir potansiyelde yaratılıp adeta hani kendi insanıyla ya Rabbi beni döndür diye bir dua etmesidir. Görmüş olduğumuz şey, elektronun kuradan etrafında dönüyor olduğunu gördüğümüz şey, o duanın kabulünü görüyoruz. Yani potansiyelinde o vardı, o duanın kabulünü görüyoruz. İnekte gördüğümüz bir şey, İneği Cenab-ı Hak yaratmış, potansiyelinde süt olabilecek şekilde. Ama kudreti bekliyor. Enci bekliyor. Yani zamanı şöyle çok böyle yavaşlatalım, böyle çok yavaşlatalım, yani ağır çekim yapalım. Yaratılmış, potansiyelinde var ama süt yaratılmış, kanın dönmesi lazım. O besinlerin şeyden süzülmesi lazım, işte bağırsaklardan süzülmesi lazım, kandan geçmesi lazım. Hormonların salgılanması lazım, memek hücrelerinde bir şekilden şekle girmesi lazım. Ama her şey duruyor. Kudreti bekliyor. Kudreti bekliyor. O hal işte bir istidat lisanıyla duadır. Ya Rabbi bütün bu mekanizmaları harekete geçir de kudretinde burnun akabinde süt yaratılsın halidir. Biz onu çok hızlı bir şekilde gördüğümüz için, yani o duranlığı görmediğimiz için biz orada dua yok zannediyoruz. Aslında bütün mahlukatın şunu bilmemiz lazım. Kainatta olan Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu adetullah kanunlarının işleyebilmesi için kudrete ihtiyaç var. O adetullah kanunları ilmi kanunlardır. Yani şuradaki ilim burada durduğu sürece hiçbir anlam ifade etmez. Bunu kitabı açıp bir okuyup seslendirmeden buradaki ilim buraya dökülmez. Aynen onun gibi bir programının olması, kainatın bir programının olması, bir istidadının olması onu harekete geçirmeye yetmez. Kudrete ihtiyaç var. Kudretin tecelli etmesine ve o potansiyeli, o planı, o programı harekete geçirmeye ihtiyaç var. İşte o planın içerisindeki yazılı hali istidat lisanında bir duadır. Anlatabiliyor muyum? Sonra o planın aksiyona geçirilmesi için ise Cenab-ı Hakk'ın o duaya cevap vermesidir. Süt geliyor ya inekten, o dua değil, o duanın cevabıdır. İstidat lisanıyla yapılan duanın cevabıdır. Güneşin doğması, elektronun dönmesi, aklınıza ne geliyorsa, güneşten ışıkların uzayda dalgalanaraktan geliyor olması, istidat lisanıyla yapılan bir duadır. Hatta mesela, bunu kendimize de getireyim. Bunu daha önce geçenlerde Nurtaş'taki derste de ifade ettim. Mesela bu gözlüğü çıkardım değil mi? Aslında bu bir duaydı ve bu duaya cevap verildi. Çünkü bu gözlüğün çıkarılması için benim elimde sadece bir cüz-i irade var değil mi? Bir çıkarma isteği ve arzusu var. Ve bu istek ve arzuyu ben beynimde ama çok böyle kısa süreler içerisinde, milisaniyeler içerisinde oluyor bunlar. Ben Rabbime ifade ettim. Ben bu gözlüğü çıkarmak istiyorum ya Rabbi. Ve ondan sonra o duaya cevap verildi. Bu gözlüğü çıkarmam için gereken bütün aletler beynimde, sinirlerimde, vücudumda, kaslarımda, eklemlerimde yaratıldı. Önce bir duam vardı. Bu gözlüğü çıkarma iradesi. O böyle bir anlık bir şey. Böyle bir anlık bir şey. Rabbimden ben onu istedim. Ve onun arkasından bu duama cevap verildi. Ve bütün işte sinirler harekete geçti, kaslar harekete geçti, orası vücudumuzda bir sürü faaliyetler neticesinde ben onu çıkardım. Yani bir dua ve dua. Aslında bu haliyle baktığımızda
bizim hayatımız, hayat gördüğümüz etraftaki her şey bir duanın kabul olması ve bu duaya bir cevap verme hali. Abi her zaman ibadet yapına geçiyor. Yani zaten şurada dikkatinizi dua çekmiştim ya. Bir dakika, ne olacak bu? Dua ve sırrı bunu yapıp. Orayı tam şimdi bak, kainattan, her şey kainattan Cenab-ı Hakk'a yükselen bir duadır demişti ya, burada tam şeyini bulamadım. Aslında kainattan, her kainatın her bir noktası her an bir dua halindedir ki, istidat lisanıyla dua bu türden bir duadır. İşte benim söylediğim gibi, bu gözlüğü çıkarabilmem, konuşabilmem, sizi görebilmem, elimi hareket ettirebilmem. Bakın bunların hepsi dünya bir dolusu, çok kompleks faaliyetlerin neticesinde oluyor. Ben bunları yapabilmem için sadece istiyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Sadece istiyorum. Ve burada arkada kudret harekete geçiyor. Bakın sürekli dualarınıza cevap veriyor. Bu perspektiften bakıldığında ne hayatınızın içerisinde gerekli mi gereksiz mi, bize faydalı mı faydasız mı? 3-5 şeyden dolayı ya dua ediyoruz ediyoruz Cenab-ı Hak bize cevap veriyor. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Bu perspektiften baksana. An be an. Görmen, ayakta durman, işitmen, konuşman, sevmen, ne varsa aklına ne geliyorsa her şeyimiz bir dua ve bu duaya bir cevap verme hali. Hangi birini biz yapıyoruz ki? Hangi birini biz yapabiliriz ki? Bütün bunların arkasındaki bu faaliyetlerin hangi birisinden ilmimiz var ki? Haberimiz bile yok. Hep söylüyorum, adınızı söylerken hangi kasınızın, dilinizdeki hangi kasınızın kasıldığını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız o zaman adımı ben söyledim deme hakkına sahip değilsiniz, kusura bakmayın. Adınızı bile siz söylemiyorsunuz. Siz adımı söyleyeyim ya Rabbi diyorsunuz ve adınızı söylettiriyor Cenab-ı Hak. Sizi konuşturuyor. Sonra ben konuşuyorum diye sahip çıkmayın. Biz konuşmuyoruz, konuşturuluyoruz, görmüyoruz, gördürülüyoruz. İş yapmıyoruz, iş yaptırılıyoruz. Ve hayatımızın her noktası bir duadan ibaret. Bir bu perspektiften bakın. Kuşların uçması onların istidat lisanıyla dualarının neticesidir. Güneşin dönmesi, yanması istidat lisanıyla bir duanın neticesidir. Ayın dünyanın etrafında pervane gibi hareket etmesi bir duanın neticesidir. Kainatın varlığı bütün kainattan Cenab-ı Hakk'ın dergahına uzanan istidat lisanıyla bir duanın, bir yalvarışın, bir yakarışın cevap verilmiş halidir. Biz bunu görüyoruz. Biz nereye baksak cevap verilmiş duaları görüyoruz. Öyle değil mi? Evet. Buyurun. Gördüğümüz bütün kainattaki mevcudiyat hepsi duanın sonucudur. Ve şu anımız da yani söylediğim gibi yani işte şu elimi hareket ettirmem bile bir duanın neticesidir. Evet. Daha okuyacağım çok şey var, vakit doluyor. Stres altındayım. Evet. Veya ihtiyacı fıtri lisanıydı. Bütün zihayetlerin iktidarları dahilinde olmayan hacat-ı zarurileri için dualarıdır ki her birisi o ihtiyacı fıtri lisanıyla cevaz-ı mutlaktan idami hayatları için, hayatlarını idame ettirebilmeleri için bir nevi rızık hükmünde bazı metali istiyorlar. İhtiyacı fıtri lisanıyla dua ettik. Suya ihtiyacı var. Yaratılmış. Yani bakın bedenimin su denilen bu şeye ihtiyacı var. Anladın mı? Ve ben bu dünyaya geldiğimde hiçbir şey yapmadım. Bu dünyada suyu hazır buldum. Yemeğe ihtiyacım var. Yeryüzünün bir sofra suretinde yaratılmış olduğunu gördüm. Hücrelerimin ATP'ye ihtiyacı var. Hemen hücrelerimde onun yaratılmış olduğunu gördüm. Söyledim mi? Selenyuma ihtiyacım var. Nerede olduğunu bilmediğim şekilde yiyeceklerimin içerisine katılıp benim soframa haberim bile olmadan ikram edildiğini. Bu kadar 2 milyon tür canlı var. 2 milyon tür canlının her birisinin farklı farklı hücreleri, molekülleri vesaireleri var. Her birisi vücudunda bir sürü faaliyetler de oluyor. Şöyle bir hadise yok. Bir türün, bu 2 milyon türün içerisinde bir türün, bir hücresindeki bir reaksiyon esnasında bir maddeye ihtiyaç var ve bu madde dünyada yaratılmamış. Sadece dünyada yaratılmakta kalmamış. Dünyada yaratılmış olsun ama o canlının türünden çok uzakta yaratılmış. Hayır. Böyle bir hadise yok. Kimin fıtri olarak yani böyle yaratılmış, ona bir fıtrat verilmiş, ona bir plan program verip hayata geçirilmişse, o hayatın iktiza ettiği her şey, onun hayatının hemen yanı başında yaratılıyor. Hazır bir surette konuluyor.
Bu bir ihtiyacı fıtri lisanıyla yapılmış bir duaya bir cevaptır. Antarktika'da buzun üzerindeki penguenler nasıl yaşıyorlar? Dua ederek. Efendim? Dua ederek yaşıyorlar. Dua ederek yaşıyorlar. Ya ihtiyacı fıtri lisanıyla. Yani eksi 50-60-70 derecelik bir şeyde onun yavruları 1-2 dakika içerisinde ölecekler. Onlara öyle bir tüy vermiş ki ayaklarının arasında yavrularını besliyorlar. Ve o yavruyu ağızlarından çıkardıkları kayla besliyorlar. Ve onların midelerinin etrafına Cenab-ı Hak bir depo hazırlıyor ve onunla beslettiriyor. Ve anne alıyor çocuğu bu şekilde beslerken babası denize doğru gidiyor. Babası yaklaşık 15 günlük bir yolculukta gidiyor, avlanıyor, midesindeki o depoları dolduruyor, geliyor. O bu 15 gün süre içerisinde annedeki depolar tükenmiş oluyor. Yavruyu kendisi devralıyor, onu beslemeye başlıyor. Bu sefer aynı yolculuğu annesi yapıyor. Ve bu şekilde büyüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sebepler, şartlar itibariyle baktığımızda yok buzun üzerinde yiyecek yok, bilmem ne yok, bilmem ne yok. Bu yavru nasıl beslenecek? Ama o yavru orada besleniyor. Çünkü ihtiyacı fıtri lisanıyla yapılan dualara cevap var. Bir dua daha var ötürü. Izdırar lisanıyla veya lisan ızdırarıyla bir duadır ki muzdar kalan her bir zihru kat'i bir iltica ile dua eder. Bir hami meçhulüne, meçhulde olan bir hamisine, koruyucusuna iltica eder, ona sığınır. Belki Rabb-i Rahim'ine teveccüh eder. Izdırar lisanıyla. Bu üç nevi dua bir mani olmazsa daima makbuldür. İstidat lisanıyla yapılan dualar, ihtiyacı fıtri lisanıyla yapılan ve mustar bir kulun yapmış olduğu bir dua bir mani olmazsa daima makbuldür. Geçiyorum. Üçüncü nevi dua, dördüncü nevi dua en meşhurdur ki bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Birisi fiili ve hali, diğeri kalbi ve kalidir. Mesela esbaba teşebbüs bir dua-i fiilidir. Sebeplere teşebbüs etmek bir fiili duadır. Esbabın içtimağı, sebeplerin bir araya gelmesi, müsebbibi icat etmek için değil, belki lisan-ı hal ile müsebbibi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyet-i marziye almaktır. Hatta çift sürmek, hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duayı fiili, cevad-ı mutlakın isim ve unvana müteveccih olduğundan kabule mazhariyeti ekseriyeti mutlaktır. Tohum toprağın altına düştü. Su geldi. Su geldi. Isı geldi. Bu yeterli sebep değil. O tohum orada açılmaz. Bu hal bunların bir araya gelmesi, Ya Rabbi bu tohuma neşm-i nema verdiği bir duadır. Hal lisanıyla yapılan bir dua. Şimşekler mükemmel. Ve Cenab-ı Hak o tohumu açar. Ve gerçekten de sebepler itibariyle, ya oradaki olan olaylar itibariyle baktığınızda su gelip açmıyor, ısı gelip açmıyor. Bu şartlar yerine geldiğinde birden kendiliğinden o duran şeyin harekete geçtiğini görüyoruz. Demek ki harekete geçiriliyor. Evet. İkinci kısım, lisanlar kalple dua etmektir. Eli yetişmediği bir kısım metali istemektir. Bunun en mühim ciheti ve en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki, dua eden adam anlar ki, birisi var, onun hatıratı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, her bir arzuyu yerine getirebilir, acizine merhamet eder, fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer, dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış, âlâ-i illiğini insaniyete çık, bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duanın içine al, bir abd-i külli bir kul ve bir vekili umumi, bütün kainatın bir vekili gibi İyâke nestaîn de kainatın güzel bir takvimi olur. Yani İyâke nestaîn ancak senden yardım dileriz demektir. Biz duayı ferdi yapıyoruz ama bunu Risale-i başka yerlerinde de burada niye biz ifadesi kullanıyoruz? Oralarda belli zaman hazretleri açıyor. Orada çünkü sadece kendimiz için istemiyoruz. Oradaki bizi, sizin hayaliniz, zihniniz, ufkunuz, tefekkürünüz ne kadar genişse genişletebilirsiniz. Orada biz, ben,
çocuklarım, ailem, akrabalarım, bütün insanlar, bütün beşer, onun arkasında, bütün kainat, bütün yıldızlar, bütün gezegenler, bütün hayvanlar, bütün çiçekler, bütün bitkiler, hücrelerimin bütün zerreleri, bütün moleküller, moleküllerim, kainattaki her şey, hepimiz, biz, yalnız senden yardım ederiz demek. Yani o Fatiha'yı okurken oradaki ne yapıyor? Öyle genişletmek gerekiyor, tefekkürümüzü genişletmek. Arkamızda bütün kainatı alıp, onlarla birlikte kendi hususi kainatımızı alıp, onlarla birlikte Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidip, İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn demeliyiz. Yani arkamdaki bütün bu mahlukat var ya Yarabbi, hayalim, bu yıldızlar, bu galaksiler, bu gezegenler, bu bitkiler, bu hayvanlar, bu insanlar, bu hücreler, bu moleküller, bu çocuklarım, evlatlarım, aile, bu insanlar, bu akrabalar, hepimiz var ya, hepimiz yalnız senden yardım gider, yalnız sana İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn, yani yalnız senden yardım gider. Yalnız sana ibadet ederiz diye tefekkürümüzü öyle genişletmek lazım. Ya 25. sözde duayla alakalı, duayı Cenab-ı Hakk'ın... Ama bitirdi de, evet, devam edelim. Ya bitirelim, ya kısa bir yer zaten. Orada birkaç vurgu var da çok onun için. 25. sözde, yani Kur'an'ın mucizeliğiyle alakalı bir bölümde 9. nükte-i belâh diye bir yer var. Kur'an'ın usulünden bahsediyor. Kur'an hakim, kâh olur, cüz'i bazı maksatları zikreder. Sonra o cüz'iyat vasıtasıyla külli makasıda umumi maksatlara zihinleri sevk etmek için, zihinleri yönlendirmek için o cüz'i maksadı bir kaide-i külliye hükmünde, külli umumi bir kaide hükmünde olan Esma-i Hüsna ile takrir edip, Esma-i Hüsna ile sabitleyip tespit eder. Tahkik edip ispat eder. Ne demek istedim? Yani bazen Kur'an cüz'i bir meseleyi alıyor ama bu cüz'i meseleyi cüz'i bir mesele olaraktan almıyor. Cüz'i bir meseleyi umumi, herkesi ilgilendiren külli bir meselenin bir ucu olarak alıyor. Onu bir örnek olarak alıyor. O cüz'i meselede aslında külli bir meseleye işaret ediyor. O cüz'i meseleyi bir Esma-i Hüsna'ya bağlamak suretiyle onu küllileştiriyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Herhalde anlamışsınız. Şimdi örnek olarak söyleyeceğim. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Gad semiallahu ve velleti tücadüleke fî zevciha ve teşteki ilallah vallahu yesmavu tehavüreküm innallaha semihun basir. Bu Mücadele Suresinden bir ayet. Mücadele Suresinde ne? Kocası hakkında sana müracaat eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitti. Zaten Allah sizin konuşmalarınızı işitiyordu. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla görür. Bu kadının meselesinin bizden bir ilgisi var mı arkadaşlar? Bu kadın tanıyımız var mı? Bizi ilgilendiriyor mu? Cüz'i bir mesele. 1400 yıl önce Arap Yarımadası'nda yaşamış bir tane kadın. Bu kadının bir sürü olaylarında bir mesele, zahar meselesi, onunla alakalı bir durum oluyor. İşte daha önceki şartlarda kadın kocasının söylemiş olduğu sözle boşanmış hale geliyor. Peygamberimize geliyor ama ben yaşlı bir kadınım diyor. Nasıl böyle boşandığını da şimdi peygamberle mücadele ediyor. Yani tekrar bize geliyor. O kadının cüz'i bir meselesi. Hem de bunu nerede bahsediyor biliyor musunuz? Bu Kur'an'ın bir ayeti. Kur'an'ın ayeti ne demek biliyor musunuz? Hani Kur'an'ın tarifi var ya Risale'deki çeşitli yerlerde. Alemlerin Rabbi ünvanıyla Cenab-ı Hakk'ın bir konuşmasıdır. Bütün isimlerinin azam mertebedeki tecellisiyle bir konuşmadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın en külli, en yüce bir makamdaki bir hitabıdır. O esnada cüz'iyatla uğraşılmaz, cüz'iyata bakılmaz. Çünkü o konuşma bütün mahlukatı, yani sadece bu kainatı değil, gergin, erilmiş, geçmiş, bütün mahlukatı, bütün alemleri alakadar etmelidir. Yani bir devlet başkanının diyelim ki bir çocukla bir ilgisi vardır, bu hususi bir şeydir. Ama devlet başkanının makamıyla mesela bir meclis açılış konuşmasında o çocuğun meselesiyle ilgili bir şeyi gündeme getirmez değil mi? Oraya gündeme getirdiği bir mesele bütün Türkiye'yi alakadar etmelidir. Çünkü o makam onu gerektirir. Şimdi Kur'an'da bütün işte söyledim ya alemlerin Rabbi ünvanıyla bir konuşmadır. Yani
Kur'an'daki her bir kelime, her bir konu bütün alemleri ilgilendirmektir. İki, bütün isimlerin azam mertebedeki tecellisiyle birlikte, yani bütün isimler bu Kur'an'da ismi azam suretinde tecelli eder. Ve Kur'an'daki her bir konuda bu tarzda ifade edilmiş olmalıdır. Şimdi size soruyorum. 1400 yıl önce yaşamış, hiçbirimizin tanımadığı, bizi de çok da fazla ilgilendirmeyen bir konudaki bir kadının bir konuşmasını, peygamberimizle bir mücadelesini böyle bir Kur'an'da niçin ifade ediyor? Cüz'i bir mesele niçin ifade ediyor? İşte onda herkesin, yani Allah tarafından herkes duyulduğunu, her sesi işittiğini Rabbimiz... İşte burada, burada onu ifade edecek. İşte burada diyor ya, Kur'an-ı Hakim kâh olur, cüz'i bazı maksatları zikreder, yani cüz'i bir bazı maksatları zikreder, sonra o cüz'iyat vasıtasıyla külli makasda zihinleri sevk etmek için onu bir örnek olarak kullanıyor. O örnekle külli bütün alemleri ilgilendiren bir maksada zihinleri sevk etmek için o cüz'i maksadı bir kaide-i külli hükmünde olan Esma-i Hüsna ile takdir eder, Esma-i Hüsna ile bağlar. Ve tespit eder. Tahkik edip ispat eder. İşte burada da sonunda dikkat ederseniz innallâhe semîun basîr. Yani o cüz'i bir meseleyi ifade etti. Allah sizin konuşmalarınızı işitiyor. Muhakkak Allah her şeyi hakkıyla işitir, hakkıyla görür. Yani Allah işiten ve görendir diye bir Esma-i Hüsna ile takdir etti. Yani o örnek vasıtasıyla. İşte buradaki Allah'ın semî ve basîr olması külli bir meseledir. Bütün kainatı ilgilendiren bir mesele. Bizi de ilgilendiren bir mesele. Nasıl ilgilendiriyor? İşte Kur'an der. Cenab-ı Hak semî mutlaktır. Her şeyi işitir. Hatta en cüz'i bir macera olan, bakın, hatta en cüz'i bir macera olan ve zevcinden, kocasından teşekkü eden bir zevcinin sana karşı mücadelesini Hak ismiyle işitir. Burada sizden ricam, burada bazı Esma-i Hüsna'lara, bazı kelimelere vurgu yapılıyor. Bu vurgulara lütfen dikkat edin. Bu vurgular çok şiddetli vurgular. Çok dikkat edin. Bu vurguya çok dikkat edin. Bakın, Kur'an'da Cenab-ı Hak semî mutlaktır. Her şeyi işitir. Hatta en cüz'i bir macera olan ve zevcinden teşekkür eden bir zevcenin sana karşı mücadelesini Hak ismiyle işitir. Ve rahmetin en latif cilvesine mazhar ve şefkatin en fedakar bir hakikatine maden olan bir kadının haklı olarak zevcinden, kocasından davasını ve Cenab-ı Hakk'a şekvasını altını çiziyorum. Vurguya dikkat edin. Umur-u Azime suretinde. Cüz'i bir mesele değil. Büyük bir iş suretinde. Büyük bir mesele suretinde. Umur-u Azime suretinde. Rahim ismiyle. Ehemmiyetle. Ehemmiyetle. Ya, yaşlı kadın. Ya, öyle bir konuyu bana ne götürüyorsun diye. Bakın. Hak ismiyle işitiyor. Haklı olan davası, zevcinden davası, Cenab-ı Hakk'ın şekvasını bir umur azime suretinde, büyük bir iş suretinde, rahim ismiyle ehemmiyetle işitir ve hak ismiyle ciddiyetle bakar. Vurgularak çok dikkat. Rahim ismiyle, umur azime suretinde, rahim ismiyle ehemmiyetle işitir ve hak ismiyle ciddiyetle bakar. İşte bu cüz'i maksadı külileştirmek için mahlukatın en cüz'i bir hadisesini işiten, gören, kainatın daire imkanisinden hariç bir zat, elbette her şeyi işitir, her şeyi görür bir zat olmak lazımdır. Ve kainata Rab olan kainat içinde mazlum küçük mahlukların dertlerini görmek, feryatlarını işitmek gerektir. Dertlerini görmeyen, feryatlarını işitmeyen Rab olamaz. Öyleyse İnnallâhe semîun basîr cümlesiyle iki hakikat-ı azimi tespit eder. Burada kesiyorum. Burada özellikle bu vurguya dikkat edecek olursak, hani dualarımız işitiliyor mu dedik ya, emin olun dualarınız Hak ismiyle, Rahim ismiyle ehemmiyetle işitir ve Hak ismiyle ciddiyetle bakar. O nedenle her duamız işitiliyor. Hem de ciddiyetle işitiliyor. Hiçbir şey böyle tırnak içerisinde anlayalım diye kendi tabirimizde kullanıyoruz. Cenab-ı Hak için kullanmak zor değil ama hiçbir duamız kulak arkası edilmiyor. Her bir duamıza cevap veriliyor. Ya bu dünyada ya aynıyla kabul edilecek
ya daha iyi bir surette kabul edilecek ya da hiç verilmeyecek ama hiç verilmediğinde ahirette mutlak bir surette verilecek. Evet, sizi çok yordum. Gerçekten de süre çok aştı. Kusura bakmayın ama her bir noktada bana göre çok önemliydi inşallah. Bağlamak açısından mesela ayet-i kerimelerde çok zikrediliyor. Yusebbü lillahi mafi semavat ve mafi erd şeklinde yerde ve gökte olanlar, iç sarasında olan her şeyi Cenab-ı Allah tesbih eder. Yani bu meseleyle bağlantı kurarken nasıl? O konu bayağı uzar ama yani bu konuyla alakalı şey noktasında en azından o istidat lisanıyla duayı biraz tefekkür etmek gerekiyor. O istidat lisanıyla. Çünkü onların her bir hali kendi doğal özellikleriyle ulaştıkları bir kabiliyet değil. Cenab-ı Hakk'ın o adetullahına koymuş olduğu şeyle Cenab-ı Hakk'ın katına dergah-ı ilahiye uzanan istidat lisanıyla bir dua ve o duaya bir cevap verir. Tabi orada başka şeyler de var. Yani müvekkil meleklerin olması var. Onların o sanatı icra ediyor olmaları var. Lisan-ı halleri var. O çok boyutlu bir şey. Evet. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke ente'l alim hakim. Ve ahdi davamu elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.